Neyse. Sandığım kadar kötü değilmişsin sanırım, öyle değil mi? Aliya, hiç kötü biri değilim. Beni hiç tanımıyorsun sen. O zaman tanıyacağım. İç hadi. İçeceğim. Tamam, artık gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Neyse, kibar konuşup davrandığı zaman aslında o kadar da kötü biri değilmiş. Ah, meyve suyu iyi geldi. Hı, iç bakalım. Dostum, lütfen şu ışığı kapatır mısın? Bekle, bekle. Ben önce bir tuvalete gideyim. Aslında bugün Allah yanımızdaydı. Kızım biri müsil paketini aldı ve o anda bile hayat bakkalın ona fare zehri yerine müsil verdiğini sandı. Buna inanabiliyor musun? Evet dostum. Bu geceyi yatak odasında değil de tuvalette dinlenerek geçireceksin. Hey Zeyn, ne oldu sana? Otur. Zeyn! Ne oldu? Sakın sorayım deme. Günaydın halalarım. Merhaba Zeyn, günaydın. Zeyn için de çay getirin. Günaydın. Günaydın. Çok canlı görünüyorsun. Sanırım dün gece iyi bir uyku çektin. Aliya, bugün düğün için alışverişe gideceksin kızım. Neden düğün alışverişini bu kadar erken yapıyoruz? Erken değil. Şunun şurasında düğüne kaç gün kaldı ki? Tamam, Ayat'ı çağırayım. Kızım, kardeşin okula gitti. Sen Zeyn'le git. Zeyn, onu götürürsün değil mi? Tabii hala, götürürüm. Anne, gitmek istemiyorum lütfen. Neden? Aliya, merhaba canım. Bence gidebilirsin, yeter ki akşam geri dön. Hadi git. Evet, hadi kız. Ne gerekiyorsa al. Hadi alışverişe gidelim. Aliya Gulam Haydar, eğer dün gece yaptıklarını sana ödetmezsem, benim adım da Zeyn Abdullah değil. İntikamımı çok kötü alacağım. Zişan arıyor. Alo? Annem şu anda annenle konuşuyor. Alışveriş için dışarı çıkmışsın. Evet. Sana bir şey diyeceğim. Yeni pazara git. Seni orada bekleyeceğim. Ondan sonra Zeyn'e gider, teşekkür ederiz. Ve alışverişe birlikte gideriz. Seni eve bırakırım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Yeni pazar. Zeyn, yeni pazar şu tarafta. Biliyorum. Oraya da gideceğiz. Zeyn! Şimdi seni harika bir dükkana götüreceğim. Gidince görürsün. Bu güzel. Paketleyin lütfen.
Bakın bu size göre. Çok kalitelidir. Gerçekten ne kadar güzel. Harika. En sonunda güzel bir şey beğendin. Saçmalık. Bundan bahsediyordum, bundan değil. Aslında bu da size çok yakışır. Gerçekten iyidir. Bir deneyin. Bu güzel. Bunu ve bir öncekini paketleyin lütfen. Dostum. Efendim? Lütfen şu elbiseyi gösterir misin? Tabii tabii gösteririm. İşte, buyurun. Hayır, teşekkürler. Sadece şunları paketle. Tamam efendim, hemen. O elbise o kadar da iyi değil. Ben sadece beğendiğim şeyleri alırım. O elbiseyi alamazsın. Ne demek alamam? Alabilirim ve alacağım. Baksana. Bu elbise defolu. Neresi? Burası. Affedersiniz, hemen değiştireyim, kusura bakmayın. Sorun değil, bir şey söyleyeceğim. Bu mavi elbiseyi bırak ve bize yeşil elbiseyi ver. Tamam. Sorun değil, ikisini de paketleyin. Hesabı o ödeyecek. Neden ödeyecekmişim? Çünkü bu elbise nasıl defolu oldu çok iyi biliyorum. Yani öde. Hey, dur biraz, dur. Neden dünyadaki bütün kötülükleri benim yaptığımı sanıyorsun? Çünkü gerçek bu. Sana yeni pazara gitmem gerek diyorum ve beni oraya götürmüyorsun. Ama burada 4 dükkan daha var. Sus. Şimdi sus ve sakın konuşma. Mutlu musun? Alo? Aliye, ne zamandır seni yeni pazarda bekliyorum. Evet Dilşan, geliyorum. Neler oluyor? Ay.
Hem de herkesin gözü önünde, öyle mi? Şey, bizi dinleyin. Dur biraz. Hey bayan. Kanun'un gözleri çok keskindir. Ne söylemek istiyorsanız dinleriz. Ama onları karakolda söylersiniz. Alya neden hala gelmedi? Zeyn neden telefonumu açmıyor? Ne yapıyor bu çocuk? Evet. Halkın içinde yeterince soytarılık yaptınız. Şimdi gerçeği söyleyin. Efendim, aramızda öyle bir şey yok, inanın. Hadi bakalım. Bana yüzümde ne yazdığını söyleyin. Bakın efendim, yüzünüzde yazan şey... Nedir bu saçmalık? Eve gitmek Sen istiyorum. Sen git ve orada dur. Ben hemen geliyorum. Evet efendim, bakın demek istediğim... Efendim, lütfen olanlar düşündüğünüz gibi değil. Alya, Alya, buraya gelip oturur musun? Evlat, bu kız senden daha zekiye benziyor. Ben de size onu diyecektim efendim. Anne. Zeyn. Anne, seni daha sonra arayayım mı? Merak etme, hoşça kal. Hala bu... Evet, bu düğünlerde giyilir. Çok güzel olacaksın. Evet, hadi tak kuzen. Sana çok yakışacak bana kalırsa. Hayır, lütfen. Güzel ya da değil fark etmez. Ben bunu giymem. Bu elbiseyi giymem. Son sözüm bu. Ama Zeyn, o kadar da kötü değil ki. Halacığım, şunun renklerini gördün mü? Tamam, başka bir şey bakarız. Evet, Mumbai Bopa ile karşı. Tören konseptim bu. Nasıl buldunuz bakalım? Gerçekten harika bir konsept abla. Evet. Tema fikri güzel. Ama önce Mumbai'lere bu konuda ne düşündüklerini soralım. Aslına bakarsanız... Rizvan, sen Mumbai'li birkaç arkadaşını ara. Siz bir kenarda durursunuz, biz de diğer tarafta dururuz. Yarışma o kadar ilginç olmaz. Ama neden yalnız kalsın? Zeyn de kendi takımında olur. Ayrıca Mumbai takımında iki erkek olur. Ve eğer gerekirse ben de takımlarına giderim. O zaman bir şansları olur. Hayır. İşte o zaman kaybetmeyiz. Peki Bopalılar, hazır mısınız bakalım? O zaman Bopa Mumbai'ye karşı diyoruz. Organizasyonculara söyle Ayat. Ayat, eğer kaybederlerse onlara ne vereceklerini sor. Ve kazanırsak ne alacağımızı da sor. Kazanmanız imkansız. Ve kaybederlerse 24 saat boyunca bu giysiyi giyecek. Evet, çok güzel. Önce sen belalı birisin deyip benden kaçmak istedin. Şimdi de bu yarışmaya mı gireceksin? Hiç akıllıca değil bence. Giderken bir kez daha kaybet istedim. Sen giderken daha mutlu olurum. Sana bol şans. Sevgilim. Sevgili kuzenim. Aa, şuna bak, sevgilin arıyor. Efendim baba. Oğlum, evden çıkıyoruz. İki saat sonra Bopal'de oluruz. Baba, sizi gelip havaalanından alırım. Tamam baba. Tamam, bir saniye. Babam telefonda. Seninle konuşmak istiyor. Merhaba dayı. Evet. Tabii havaalanına gelirim. Evet. İyi yolculuk. Anne, benim havaalanına gitmem gerek. Öyle mi? Madem gidiyorsun, Zeyn'le git. Hala 15 dakikaya çıkıyorum. Benimle kim gelmek istiyorsa gelebilir.
Bugün gerçekten çok sıcak. Üstümdekini çıkarmam lazım. Ah. Zeyn. Anne merhaba. Merhaba baba. Nasılsın oğlum? Çok iyiyim. Selamünaleyküm dayı. Selamünaleyküm yenge. Ve aleyküm selam. Maşallah. Seni internetten hep görüyordum ama bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum sevgili yeğenim. Nazar değmesin. Suraya canım, bu da bizim Alya'mız. Büyümüşsün. Kocaman kız olmuşsun. Zeyn, şoförü arabayı getirmesini söyle. Araba yok anne. Mirza çok büyük bir adam olabilir. Ben de hiç fena değilim. Hayalindeki cip seni bekliyor baba. Osman Bey, lütfen yavaş gidin. Merak etme anne. Babam iyi bir sürücüdür. Bas gaza baba. Suraya canım. Bu 30 yıldan beri küllenmiş ateş gibi içimde olan bir şey. Bugün bu keyfi sonuna kadar yaşamak istiyorum. Bu gerçekten harika dayı. Çok sevindim. Hadi dayı, daha hızlı sürsene. Olur. Alya tatlım, şu Papuji çay bahçesi bu civardaydı değil mi? Evet, hafızan hiç de fena değilmiş. Osman Bey, ben otele gitmek istiyorum. Nasılsa gideriz. Bu kadar acele edecek ne var? Önce Papuji'yle birer çay içip dinlenelim. Otele sonra gideriz. Acelemiz yok. Papuji'nin çay bahçesi çok eskimiş. Resmen dökülüyor. Seni sonra başka bir yere götüreyim. Raju'nun çay bahçesi mükemmel bir yer. Öyle mi? Tamam o zaman. Efendim? Evet hala. Annemle babam Bhopal'deler. Şu an onlarla beraberim. Yemek siparişlerini verdim, terziden kıyafetleri aldım. Endişe etmene gerek yok. Biz de birazdan evde oluruz zaten. Zeyn, az önce ne dedin sen? Halasına evde oluruz dedi. Benim oğlum Bhopal'li olmuş artık.